Verdi. Bak, minibüs, sen biliyor musun bak minibüste böyle bak. Hiç bak, demiyorum. Bak, vitese böyle takarsın bak. Haydi. Bir de orada şey olur. Orada şey olur. Bak. Ya ne oluyor ya? Minibüsleri nasıl? Tak tak. Falan böyle. Tak tak. Tak. Haydi. Falan. Ben mesela şoförlüğü dolmuşta öğrendim. Mavinlikte öğrendim küçükken. No! Helal olsun. Allah çarpsın yani bak. Minibüs, küçükken minibüs bizim... mavinliği. Ya, evet. Gültepe'de mavilik mi yaptın? Göktaş hattında, evet. Ya aşağıda, aşağıda bizim baba, derenin oradan... Bir vites işareti yaptı, tam derenin oradan bir dakika dur. Derenin dur, oradan aşağıdan bizim bir dakika, Yaya Kemal'den aşağıdan... Beşiktaş'a giden dolmuş. Minibüsler orada öğrendim kardeşim. Aa. Kardeşim ben 13-14 yaşından beri hayatımı kendim kazanıyorum. Doğru. Mavilik yaptın mı akademisine lan? Hepsini baba, şoförlüğü orada öğrendim zaten ben. Ondan da iyi şoförlüğü. Ondan iyi şoförüm verdin ama. Benim şoförlüğüm iyi de gözüm kapalı ben gözüm gözüm kapalı sollarım bak. Ben sana söyleyeyim mi? Ben nasıl araba kullanırım biliyor musun? Şu yerden iyi. Hayır bir dakika. Ellerimi kullanmam biliyor musun? Erto. Ne olmuş? Biliyorsun sen. Dizlerimle kullanırım arabayı. Evet dizleriyle kullanıyorum. Dizlerimle direksiyonum. İnan hatta dizlerimle kullanıyorum. Nefesiyle. Ellerimle mesela saçıma falan böyle yapma. Bakarım falan. Ellerimle falan böyle. Bir de dizlerimle. Mavinlik de. Mavinlik mesela. Bu ülkeye mesela mavinliği yayan da benim. Ne? Mavinliği yayan sensin. Onu da mı sen bu? Yalnız bak demin Ertem sinarengin bir muavin işareti yaptı. Tamam işte hocam bak. Hadi tak tak. Tak tak. Bak yapamıyorum ben. Beceremiyorum. Nasıl? Sana bir şey söyleyeyim mesela. Yani mavinlikte çok önemli şey nedir biliyor musun? Mavinlikte mesela. Mavinlikte çok önemli şey. Dolmuş yer var mı der mesela. Evet. Şoför falan şey. Gel abi az önce az sonra var abi yer. Aslında yer yok. Aldım. Ya baba sıkışırsın. İleride bir abi inecek. Aldım abi fazla hasta olsun diye. Peki sen polis gördüğü zaman çök dedin mi muavin? Yok abi o zaman ne polis öyle. Çök diyordun. Ya o zaman öyle bir kurallar yok. Kemal Sula filmlerinde var çök diyor. Öyle bir şey. Öyle kurallar yoktu. Öyle bir şey yoktu ama yani, ben sana bir şey söyleyeyim. Tıkış gider miydiniz? Ben sana bir şey söyleyeyim. Ya hocam bir minibüs dedin nerelere şey gittik ya. Hayır. Ciddi söylüyorum. Magürüs minibüsler var ya. Abi sen ne diyorsun baba onunla? Sen var ya. Neler yaptın? Sen ne diyorsun baba? Sen... Mavinlik, minibüsçülük çok kutsal bir iştir. Bu minibüsçülüklerle büyüdük hocam. Dolmuşçuluk. Biz bu arabesk müzikle büyüdük. Biz arabesk müzikle. Sen her şeyi alkışlıyorsun. Buradan nereye biliyor musun? Sinan abi konuşuyor, alkışlıyor. Abi çabuk konuşuyor. Bir beni alkışlıyor. Bir şey var. Bir tek beni alkışlıyor. 8-10 hafta önce burada Rasim'le ayağa kalktığımız bir Ford'çuluk münasebetine girdik. Onu minibüsten öğrendim. Hocam minibüste var onlar zaten hep var. Filmlerde de var. Şu anki filmlerde de var. Ben mesela bir tane mesela Ford'çu birisi vardı mesela minibüste. Dolmuş'ta. İndirdim yolda indirdim ya. Kadın dedi ki bu dedi ne yapıyor falan dedi. İndirdim yolda attım mesela. Vardı öyle terbiyesizler. İstanbul'da hiç dolmuş denmez mi hocam? Bizim İzmir'de. Ya Rasim bak. Sana anladın bir şey söyleyeyim. İzmir'de dolmuş. Rasim bak. Hayatında minibüse binmedin. Rasim. Dolmuş'a binmedin. Ya bindim ya. Şu söylediklerim bakın. Bu söylediklerim benim. Bu benim söylediklerim 13-14 yaşında olan hadiseler. Hem Beşiktaş gençliğinde bunu oynuyorum bunları yapıyorum. Zaten 16 yaşında A takıma çıkıp oynamaya tabii başladık, para kazanmaya başladık. Ondan sonra, 17 yaşında yırttık. Ondan sonra zenginliğe adım attık yavaş yavaş yani. 17'sinde yırttın mı? 17'sinde yırttık Allah'ın izniyle. 17'sinde yırttık Allah'ın izniyle. Onun için ben sana bir şey söyleyeyim. Oran abi mesela. Abi bak Abdülkerim de yanındaki biri. Evet. Minibüslerde baba bakma. Ferdi Tayfur zamanı. Oran Gencebay. Müslüm Gürses. İbrahim Tatlıses de şeydi ama. Abi Oran abi. Ferdi abi falan bunlar bir numara. Üçü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi. Bu kadın sarışlar falan var. Popçular falan var bunlar. Yok muydu ya? Bergen çağırdı. Yok Bergen. Ne Bergen falan? Allah razı olsun. Yok öyle bir şey. Yok Bergen almadı. Magirus'taki vites arttırma ve yeniden sürme hareketini yapar mı? Buyur Sinan abi. Bir gösterin abi. Seni kırmıyorum. Bir minibüs gösterin. Bir ilk adımı anlatayım mı? Seni kırmıyorum hocam. Bak. Bir dakika. Hocam. Bir dakika kardeşim. Bir dakika. Edirne Kapı Sultan Çiftliği'ne biniyor. Evet. Çok uzun yıllar önce. Ne zaman biniyorsun? 30 yıl önce. Ben şu minibüs yapayım mı? Şoförü kim biliyor musunuz? Bir dakika. Evet. Abdurrahim Albayrak. Yalan. Kur'an çapşı. Minibüs şoförü. Ne oluyor? 30 yıl önce ne yapıyor? Rahsını göstereyim. Nereye kaçtı? Sen ne dedin ki hocam? Ben seni dinlemedim bir anda. Ne oluyoruz ya? Ya Ertem duymadın mı? Edirne Kumru Sultan Çiftliği minibüse binmiş. Minibüse binince ben Abdurrahim Albayrak. Ondan sonra. Ya niye gülüyorsunuz kardeşim? Hocam ben de içeri gidiyorum. Ya bir dakika kardeşim. Hocam sen var ya. Hocam yapma. Sayın Abdurrahim Albayrak'ın onurudur, şerefidir. Niye? Ya inle. Erdem bu. İnle bir enteresanlık mı?
ekmek atacak. Çok basit. Ya normal bir şey yapıyor. Kardeşim 80'li yıllar ya da 70'li yılların sonu. 70'li Edirne Kapı'dan Sultan Çiftliği'ne gidiyorum. Evet hocam. Daha nereden? O zaman tabii ki Abdurrahim Albayrak. Daha sonra yıllar sonra ben hakem oldum. Abdurrahim Albayrak tribünlerden tanıdım. Şişirim sana. Bak, aynen öyle. Bak böyle anlayamazsın biliyor musun? Şişti mesela. Bak dinle. Demin bir dakika. Bir dakika bir dakika. Şimdi anlayamazsın. Yıl 1978-79-80. Anlayamazsın. Emeli geleceğim diye dürtüyorsun. Yok ya. Yok ya. 76-77. Dinle. Mesela şişti değil mi? Şişti. Yani şişli ve şişli olmuşum. Mesela anlayamazsın ne dedim. Şişli. Şimdi gelelim. Hadi yeter.